merhabalar. Bir Samsun iftar sonrası akşamından hepinize merhaba demek istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Kalp. Evet, bildiğiniz gibi günlerimiz var. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyorum. Arkadaşlarımla buluşmaya kahve dünyasına gidiyorum. Kahve dünyası da Türkiye'de Çobanlı Safa arasında bir yerde. O yüzden oraya doğru yola çıktım. Evden yeni çıktım. Saat 5-5.30 civarları. Deniz Evleri tarafına doğru geçiyorum. Daha sonrasında orada iftar yaptıktan sonra da bizim yuvacı bir grubumuz var biliyorsunuz. Onlarla tekrar buluşacağız. Bir akşam buluşması yapmış olacağız. Saçlarımın da yeni dip boyasını yaptırdım. Biraz soluk gözükebilir. Biliyorsunuz ilk kuaförden çıktıktan sonra bir akıtılması gerekiyor. Biraz duru gözükebilir. Neyse, daha sonrasında da arkadaşlarla buluşacağız. Bu vlogu da böyle yapmak istedim. Umarım çok güzel Ramazan geçiriyorsunuzdur. Buydu yok böyle şeyler. Kendimizi geliştirmeliyiz. Kendimizin her zaman en üst seviyesini, daha üst seviyesini bulmak için uğraşmalıyız diye düşünüyorum. Ben de buna özen göstermeye çalışıyorum. Yani bir sürü iş yapıyorum. Farklı işler deniyorum. Olabiliyor, olmuyor. Ama yine de kendimi geliştirmek için gayret sarf ediyorum. Bence bu insanlık için yapılabilen çok güzel şeylerden birisi. Yılmayın. Yeni şeyler kendinize katmaya devam edin. Diyorum.
arada Survivor'ı izliyor musunuz? Hangi dizileri izliyorsunuz? Yorumları lütfen yazın. Ben bahara bayılıyorum. Yani Kızılçiçek Şerbeti'ni yıllarca, yani daha doğrusu zaten sanırım 2 sezondur var, çok fazla takip etmiyordum açıkçası. Bu sene bir ufak bir başladım. Ondan sonra Yalı Çapkın var. Yalı Çapkın da fena değil derken çok... Onun dışında işte bahar çıktı. Bahara bayılıyorum. Zaten Demet Evgen'in olduğu bir projede, yani kötü olması hiçbir zaman mümkün değil. Bayılıyorum yani. Gerçekten çok seviyorum. Biliyorsunuz bu arada benim sayfamda bir tarih sayfası. Ama çok fazla şey paylaştığım için bir kısımda şöyle günlük yaptığım şeyleri, günlük vloglar paylaşmayı tercih ediyorum bu sıralar. Tabii ki tarifler gelecek. Tariflerimiz bitmedi. Ama sıraya koyduğum ve stokladığım çok fazla çekim olduğu için, hatta da şöyle bir durum oldu. Zaten Ramazan'a da denk gelen stok videolarım oldu. Onları bir arada birleştirdim. Daha henüz siz bu videomda Ramazan ayında olduğunuzu fark edeceksiniz. Yani böyle bir durum söz konusu. Çünkü sürekli dışarıda olduğum için sürekli vlog çekiyorum. Sürekli videolar çekiyorum. Çekimler yapıyorum. Hem Instagram sayfasında, hem TikTok için çekiyorum. Hem Instagram sayfasında çekiyorum. YouTube sayfası için çekiyorum. Biliyorsunuz hepsinin çekimleri ayrı zaten. Bir de kendi sayfamda var, ezgi.bsl diye. O sayfa için de çekimler yapıyorum. Biraz böyle edit tarzı çekimler, kreatif çekimler yapmaya çalışıyorum. İnanılmaz derecede eğleniyorum. Umarım sizler de izlerken eğleniyorsunuzdur. Çünkü çok eğlenceli gerçekten. Yani artık sıradan çekim diye bir şey yok. Hatta zaten mobil uygulamalar yani inanılmaz derecede eğlenceli. Ve zaten çeşitli şablonlar var. Ben de bazı uygulamaları kullanıyorum. ChatGPT'yi kullanıyorum. CapCut'u kullanıyorum. HipStrat var, onu kullanıyorum. Smile Face var, onu kullanıyorum. İnanılmaz paylaşımlar, yazılar gelecek. Buna inanabilir, yani bayılabilirsiniz. Lütfen siz de girin, keşfedin. Zaten Android kafası çok değişik bir kafa zaten. Yapay zeka inanılmaz derecede açtı. Hatta bir ülkede, İspanya'da sanırım, Survivor'ı yapay zeka fenomeni bir kadın sunacak. Yani gerçek kadın, yani gerçek bir kadın sunucu değil, yapay fenomen bir sunucu, yapay zekanın oluşturduğu bir fenomen sunacağını duydum. Yeni haberlerde izledim sabah. Evet, araba kullanırkenki sohbetlerimiz devam ediyor. Peki siz yapay zekayı kullanıyor musunuz? Yapay zekanın neresindesiniz? Elinizdeki telefonun bir hazine olduğunu biliyor musunuz? Yani doğru kullanıldığı zaman yapay zeka size o kadar inanılmaz şeyler yaptırabilir ki, bunu lütfen düşünün. Çok iyi bununla ilgili YouTube'da bazı sayfalar var. Onları inceleyin. Yani dijital platformda bir şeyler yapmak istiyorsanız YouTube'da çok güzel bu konuda kendilerini geliştirmiş kişiler var. Bunları takip edin. Zaten bir araştırmaya başladığınızda peşi peşi geliyor ve onların içerisinden size hangisi daha uygunsa onlara seçin ve kendinizi geliştirin. Çünkü zaman bunun zamanı. Yani o eski alışkanlıklarımız, o hepsi artık bir kenara bırakıldı ve dünya artık bu yöne doğru gidiyor. Eğer dijital platformda varsanız, yapay zekayı doğru kullanıyorsanız, uygulamaları doğru kullanıp güncelleyip sürekli takip edip kendinizi yeniliyorsanız artık varsınız ne yazık ki. Sosyal mecralar da zaten çok fazla önemli kazandı. Eğer buralarda varsanız varsınız, burada yoksanız insanlar sizi görmediğini düşünüyorlar. Böyle garip bir durum var. Yani siz aslında yaşıyorsunuz ama insanlar sizi sadece sosyal medyada gördüğü zaman "aa, bu insan varmış" diyor. Ne yazık ki böyle değişik bir kafa yaşıyoruz artık. Ben çok eğleniyorum. Biliyorsunuz hem yemek sayfam var, pasta yemek zaten biliyorsunuz, şef niteliğinde bir eğitimim var. Usta öğreticisiyim. Onun dışında da TikTok'ta da yapıyorum. Genel olarak YouTube'a da videolar atıyorum. Her hafta bir video mutlaka oluyor. Lütfen kaçırmayın. Ve eğer kanalıma yeni geldiyseniz yeni videoları kaçırmamak için lütfen zilinizi açın ve bildirimlerinizi açtığınızda zaten yeni videolarımdan haberdar olacaksınız. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Görmek istediğiniz yemek tarifleri, pasta tarifleri ya da gitmemi istediğiniz
Samsun'da daha önceden yaşayıp görmek istediğiniz yerler varsa lütfen bana yorumlarda yazın. Bunları da değerlendirebilirim. Şimdi ben yola devam ediyorum çünkü inanılmaz kalabalık bir yolumuz var. Deniz Evleri tarafına geçiyorum. Tam da iftar öncesi, biraz sıkışız. Siz de benimle geliyorsunuz tabii ki. Hadi görüşürüz. Gülsaray böreklere dolmalar ve bilmem neler. Benim Nebiye'nin şeyi, boğumu ona verip oradan çıkmam, ben apartman asansörü yok ya, ben iniyorum diyorum.